Hatay Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 93. yılının coşkusunu Kırıkhan'da düzenlediği Aşkı Cumhuriyet adlı kutlama organizasyonuyla doruğa ulaştırdı. Kırıkhan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara halkın ilgisi yoğun oldu. Cumhuriyet'in kazanımlarına büyük bir gururla sahip çıkan Hatay halkı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Cumhuriyet heyecanını doyasıya yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde kutlanan en büyük bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Hatay günleri Ankara'da başlıyor. Hatay'ın tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve turistik değerlerini Ankaralılara tanıtmak amacıyla düzenlenen Başkent'te Hatay günleri 2-6 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Marketler ekipleri Hatay'da ikamet eden tek odalı ve sıvasız, kapısı penceresi olmayan bir inşaatta kalarak yaşama tutunmaya çalışan Yıldız ailesine yardım eli uzattı. Antakya'da ikamet eden ve uzun yıllardır yardıma muhtaç olan ve 2006 yılından itibaren çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Armağan Yıldız'a yardım eli uzatan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ailenin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla gıda yardımında bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo 2016 Antalya'nın kapanış töreninde anlamlı bir ödülle döndü. Yöreye özgü halk oyunlarından kına gecelerine, mozaik yapımından kentin ileri teknoloji hazırlanmış simülasyon görüntülerine kadar pek çok tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fuarda Büyükşehir Belediyesi en iyi tarih tanıtım ödülüne layık görüldü. Ödülü Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan Emine Atmaca aldı. CNN Türk Haber Spikeri Burak Tör'ün Antakya'da yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Habercilik, gazetecilik ve ülke gündemiyle ilgili konularda tecrübelerini paylaşan Burak Tör'ün gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte iş adamlarıyla Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği'nde bir araya geldi. Arsuz Belediyesi Akdeniz'in değişik il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 22 Offroad Kulübü'nün Akdeniz Bölge Toplantısı'na Hatay'da ilk kez ev sahipliği yaptı. Toplantının Karaağaç Halk Plajı'nda gerçekleşmesine vesile olan İskenderun Offroad Kulübü Başkanı Menderes Şereflişan, üyeleriyle birlikte Başkan Nazım Culha'yı ziyaret ederek destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kültür Merkezi'nde ikinci kez sahnelediği entrikalı Dolap Komedyası adlı tiyatro oyunuyla yeniden tiyatro severlerle buluştu. Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçıları tarafından hazırlanan Ağustos Böceği ile Karınca adlı okul öncesi tiyatro oyunu, Şehoğlu, Yeşil Pınar ve Mustafa Kemal Akbay İlkokulu'nun ana sınıflarının öğrencileriyle buluştu. Sosyal marketlere gelen talepleri geri çevirmeyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyerek 15 ilçede sistemli olarak yardımları ulaştırıyor. Son olarak Kırıkhan ilçesinin Mimar Sinan mahallesinde yaşayan dar gelirli bir aileye yardım kolilerini ulaştıran ekipler, yoksulluk sınırı altında olan insanların umutlarına vesile oldu. CHP Hatay İl Örgütü 28 Ekim Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Cumhuriyet Kazanımları ve OHAL Bölgesinde Gerilemeler başlıklı panel düzenledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın birer sunum yaptıkları panelin moderatörlüğünü CHP İl Yöneticisi Halil İbrahim Özgün yaptı.